Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Birbirinden önemli bölümlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Malumunuz 100. yılı icra ediyoruz ve bu anlamda da değerli programları, değerli isimleri de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Milli mücadele dönemi, Cumhuriyet'in kuruluşu, Cumhuriyet'e giden yolda yaşanan hususlar derken elbette 29 Ekim 1923'ün üzerinden tamı tamına 100 yıl geçti ve bizler artık 101. yıla doğru da yelken açtık diyebiliriz. Peki bu süreçte neler yaşandı? Bu süreçte çok hummalı şeylerin yaşandığını hepimiz gayet iyi biliyoruz ama bazı sembol yerler var. Mesela Ankara, mesela Cumhuriyet Müzesi, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte oradan birindeyiz. Oraların birisindeyiz daha doğrusu. Neredeyiz? 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Cumhuriyet Müzesi'ndeyiz. Müzeyi konuşacağız. Bu sembol yerin ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da yine yad edeceğiz. Bizlerle birlikte Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Böyle güzel bir yeri bizlere açtınız. Sağ olunuz. Çok kıymetli. Gezerken çok heyecanlandık. Açıkçası kimi anda da ne yapacağımızı bilemedik. Kendi adıma söylemem gerekir bunu. Burada bir tarih yatıyor. Yüzüncü yılda bu denli güzel manzaraları da takip etmek ve gezmek insanı çok heyecanlandırıyor. Evet. İsterseniz buranın tarihi yapısından başlayalım. Siz anlattıkça özellikle o yıllara gidelim ve buradaki o önemli manayı anlayalım. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dedim, Cumhuriyet Müzesi dedim. Burada ziyaretçiler her gün geliyor buraya, burayı ziyaret ediyor, burayı anıyor, geçmişe gidiyorlar. Peki ama tarihçesi dediğimiz noktada hangi hususlar ön plana çıkar? Biraz tarihçesinden isterseniz bahsederek başlayalım. Tabii ki çok teşekkür ederiz bize misafir olduğunuz için. Şöyle burası 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Genelde ziyaretçilerimiz birinci neresi diye soruyorlar. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 23 Nisan 1920'de açılan buranın 100 metre yukarısında İttihat ve Terakki Partisi'nin eski binası olan ve yarım kalmış bir binası olan sonradan tamamlanan bir bina. Burası da 1923 yılında yapımına başlanan, 1924 yılında da bitirilen 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ama Türkiye'nin ilk resmi kamu binasının içerisindeyiz. Atatürk'ün talimatıyla yapılan bu bina aslında halk mahfilinin toplanma yeri olarak, Halk Partisi'nin toplanma yeri olarak temeli atılıyor. Fakat Atatürk inşaat aşamasında fikrini değiştiriyor. 1. Meclis'in donanım yetersizliği, yapısal yetersizliğinden kaynaklı burayı meclis binası olması talimatını veriyor. Bu talimatı alan mimar da 8 ay gibi kısa bir sürede bu binayı yapıyor. Çok özel bir bina. 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın en önemli kimlik binalarından birisi. Aslında bu bina yapılırken bizim hemen karşımızda Ankara Palas vardır. Ankaralılar bilirler. Aslında o da simge bir binadır. Cumhuriyet Caddesi'nin hemen karşısında yer alır. Ankara Palas o dönemlerde bir şehir oteli olarak inşa edilmesi gerekiyor. Bir şehre gelen misafirlerin kalması gereken bir şehir oteli istiyor Atatürk ve Vedat Tek'i çağırıyor. Mimar Vedat Tek. Mimar aslında ilk formal mimarımız. Annesi babası sarayda çalışan, Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş, Avrupa'ya mimarlık eğitimine gitmiş ve dönünce de ilk ulusal mimarlık akımı Türk mimarlarımızdan biri olan Mimar Kemalettin'le birlikte Mimar Vedat Tek. Ankara Şehir Oteli'nin inşaatında Vedat Tek'e Atatürk sorular soruyor, çok da beğeniyor ve hemen buraya Halk Partisi'nin binasını yapması talimatını veriyor. Sonra da biraz önce anlattığım gibi bu binanın inşaatı meclis olarak değişiyor. Mimar da bunun ciddiyetiyle 8 ayda bu binayı tamamlıyor. Çok kısa bir sürede. Çok kısa bir sürede. Gerçekleşiyor. Çok kısa bir süre. Günümüzdeki teknolojiyle düşündüğümüz takdirde bile ışık hızıyla yapılmış diyebiliriz. Evet, evet. Çok kısa bir sürede tamamlıyor. Binayla ilgili görsellerimiz var. Çalışanların ne kadar hummalı bir şekilde çalıştığına dair görsellerimiz var. Hakikaten çok kısa bir sürede tamamlanıyor bina. Fakat hiçbir zaman 24'te bitmiyor Uğur Bey. Yani 1925'te, 31'de, 35'te sürekli eklentiler yapıyor. Çünkü bu içinde
içinde bulunduğumuz salon çok partili döneme de ev sahipliği yapıyor. Burası 330 kişilik bir meclis olarak açılırken o dönemde 600 kişiye çıkıyor. Tabi bunların katipleri, çalışanları, birçok insan var. Tek bina yetmiyor. Yavaş yavaş binaya eklentiler yapıyorlar. İşte 1960'a kadar. Cumhuriyet Müzesi ya da 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 1923 yılında mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlanmış, bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Ancak o dönem 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yeterli gelmeyince meclis binası olarak düzenlenmiş ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır. Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1924-1960 yıllarında Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirilmesi, önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmaların imzalanması ve birçok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylarına tanıklık etmiştir. Müze giriş kapısının karşısında yer alan Genel Kurul Salonu 1924-1960 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu olarak kullanılmış ve seçim dönemlerine göre milletvekili sayısı 610 milletvekiline kadar çıkmıştır. Salonda toplam 116 adet milletvekili sırası bulunmaktadır. 1924-1960 yılları arasında bu salonda Atatürk ilke ve devrimleri gerçekleştirilmiş, çağdaş yasalar çıkarılmış, önemli antlaşmalar yapılmış, çok partili sisteme geçiş sağlanmıştır. Atatürk, 15 Ekim-20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 gün süreyle 36 saat 33 dakika boyunca süren büyük nutuğu bu salonda okumuştur. Girişin sağında yer alan odalardaysa 36 yıllık dönemde görev yapmış olan İlk 3 Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut Celal Bayar'ın kişisel eşyalarının sergilendiği odalar yer almaktadır. Yapı, Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı ahşap tavan süslemesi, kemerler, saçaklar ve çinileriyle dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Binanın ön kısmı onarım ve yenilenmelerden sonra düzenlenerek 30 Ekim 1981 tarihinde müze olarak ziyarete açılmıştır. Salonda bu sıralarda biz Mustafa Kemal diyoruz ama birçok sima, birçok ismin buralarda dirsek çürüttüğünü, buralarda önemli açıklamalar yaptığını biliyoruz. Evet. Ne dersiniz? Biraz bizi o tarihlere götürün lütfen. Estağfurullah. Evet, gerçekten bir kere bu binanın ev sahipleri 3 Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut Celalettin Bayar Cumhurbaşkanı olarak bu binanın ev sahipleri. Fakat bu içinde bulunduğunuz salon 1927 yılında Atatürk'ün büyük nutku okuduğu salon. Yani 36, aslında herkes öyle bilir. 36 saat kesintili ama 36 saat büyük nutku okuduğu salon bu salon. İlk kez burada mı okuyor? Tabii tabii. Bu görmüş olduğunuz kürsüye çıkar ve 36 saat süren nutku burada okur. Tabii belki biraz kadın olduğum için de pozitif ayrımcılık yapabilirim ama kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği salondasınız. İlk kadın milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsünün bulunduğu salondasınız. Medeni kanunun çıktığı salondasınız. Eski Türkçeden yeni Türkçe'ye geçiş şapkanın çıktığı salondasınız. Yani burası aslında çok büyük kavgalara ya da çok büyük tarihle ilgili çok büyük olaylara tanık etmiş bir salon. İnkılapların yeniliklerinde var olmaya başladığı evet, bir salon. Evet, kesinlikle. Tabii salonda biz ilk geldiğinizde salonumuzun şöyle 116 sırası var. Bu görmüş olduğunuz sıralar Osmanlı Mebusan Meclisi'nden getirtilmek istense de Osmanlı Mebusan Meclisi Çırağan Sarayı'na geçtiğinde bir yangın geçirir. Ve sıralar kurtarılamaz. Bu görmüş olduğunuz sıralar Atatürk'ün talimatıyla varlıklı ailelere bir marangozhane var Beyoğlu'nda.
Hapsaliti 1958'de kapanmıştır. Oraya yaptırılıyor ve Ankara'ya getirtiliyor. Görmüş olduğunuz arkamızdaki kürsü son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin orijinal kürsüsü. Sağında ve solundaki balkonlar yabancı misyon şeflerinin ve büyükelçilerin balkonları. Hemen altında durduğumuz balkon ziyaretçi balkonu. Zaten Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı locasını görüyorsunuz. Üç Cumhurbaşkanımızın locası var salonun içinde. Locadan Ay Yıldızlı Loca'nın sağında ve sonunda defne ve çınar ağaçlarının yaprakları var. Defne barışı çınarda uzun bir ömrü simgelesin diye. Salonun bu renk olmasının nedeni Atatürk'ün en çok sevdiği rengin gün doğumu şafak pembesi olması. Mimar Atatürk'e galiba bir jest yapmış. Selanik'teki ev de bize bunu hatırlatır. Doğduğu ev ve en ilginci, salonun özel bir akustiği vardır ve ben yaklaşık 10 yıldır burada görev yapıyorum. Tavanından tabanına her yerini gördüm, biliyorum. Çok iddialıyım. Hiçbir yerde örümcek ağı göremezsiniz. Haşere göremezsiniz. Bunun nedeni de harcına konulan deve kuşu yumurtası akıdır. O da bir Mimar Sinan geleneğidir zaten. Çok ne anlama özel geliyor peki bu? Hani deve izleyenler kuşu bunu merak edecektir. Şöyle Mimar Sinan da yaparken bu tekniği bulup yaparken şöyle bir durumu var. Kubbelere biliyorsunuz erişim olmuyor. Çok yüksek, çok böyle özel yerler. Tabii örümcek ağları bağlamasın ya da haşereler yukarıda uzanamadığımız yerde durmasın diye Mimar Sinan bu tekniği bulmuştur. Deve kuşu yumurtasının akını harca koymuştur. Aynı şekilde bu harç akustiği de sağlar bir taraftan. Öyle olunca Mimar Vedat Tek de bunu kullanmıştır bu binada. Aslında çok önemli noktalara temas ediyorsunuz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi evet diyorsunuz. Bir yandan Osmanlı'dan kalıntıların da olduğunu görüyoruz. Özellikle 2. Abdülhamit Han tahta geçtikten sonra meşruiyeti ilan edeceğine dair söz veriyor. O dönemde Ayan Meclisi, Mebusan Meclisi söz konusuydu. Ve o Mebusan Meclisi, o bahsettiğimiz mecliste işte burada diyorsunuz. Bunun yanı sıra ilk 3 Cumhurbaşkanımız da buradan hitaplarını gerçekleştirdiler. Evet. Ve kendilerine ait özel eşyalar da sanıyorum yine bu müzede sergileniyor değil mi? Evet, 3 Cumhurbaşkanımızın özel eşyaları müzemizin alt katında sergileniyor. Bütün hepimizin bildiği o Atatürk'ün peleriniyle çıkış olan kapıdan girdiğimizde protokol kapısından sağından ve solunda 2-3'er ayrı oda vardır. Bir 3 oda Atatürk'ün eşyaları, diğer odalarda Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut Celaleddin Bayar'ın özel eşyaları bulunmaktadır. Üst katta da, meclisimizin üst katında da başbakan, meclis başkanı, cumhurbaşkanı odaları bulunmaktadır. Orası da o şekilde bırakılmıştır zaten. Yaşayan bir müze gibi diyebiliriz. Şimdi bana göre sağ tarafımda tabii bu salona girenler için sol tarafta evet balkon var. Orada bir Mustafa Kemal portresi görüyoruz. Evet, Mustafa evet Kemal Atatürk salonu o balkondan mı izlerdi peki? Evet, orası Cumhurbaşkanlığı locası olarak dizayn edilmiş. İzmir suikastinden sonra da loca birazcık arkaya alınmış. Biz hemen ziyaretçilerimizi çok seviyoruz Urbe şu şekilde. Eskiyle yeniyi görmeleri açısından hemen balkonun altında eski fotoğrafını da göreceksiniz. Var Atatürk'ün meclis konuşmalarını dinlerken. Üç Cumhurbaşkanı o locada konuşmaları dinlermiş. Yan taraftaki localarda yaverlerinin locaları ya da kadınların locaları. İzmir suikastinden sonra bu yukarıdaki ziyaretçi locası ve hemen yan taraftaki Atatürk'ün oturduğu loca biraz geriye alınmış güvenlik nedeniyle. Çok dikkatli ziyaretçilerimiz aşağıdaki fotoğrafa bakıp şey diyor, ama bu loca değil, bu loca böyle biraz cumbalı falan, hemen anlatıyoruz İzmir suikastinden sonra. Çünkü bina öncesi ve sonrası var o zaman. Evet, yani karşılaştırmalı bir evet fotoğraf söz konusu. Evet evet, şöyle bina sürekli restorasyona giriyor. O dönemde de restorasyona giriyor. Şöyle düşünün, burası normal şartlarda 24 Ekim'de açılıyor 1924 yılında. 27 Mayıs 1960'ta da kapanıyor. 36 yıl dünyada aslında inşaatta ne bulunursa, donanımla ilgili ne bulunursa Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli binasına getiriliyor. Örneğin üst katımızın tavanı sunta. Müzecilikte sunta ölür. Isı, ışık, nem gerçekten hani yakalandığı zaman çürür. Kurtaramayız. 40'ta sunta dünyada bulunuyor. 42'deki restorasyonda hemen suntayı takıyorlar buraya. Ama bilmiyorlar ki tabii bina 100 yıl yaşasın. Haliyle bina aslında dünyadaki gelişmelere de, inşaat sektöründeki gelişmelere de tanıklık ediyor bir taraftan. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki hem mimari anlamda evet bizleri bilgilendiriyorsunuz, hem de tarihe deyim yerindeyse
tanıklık ediyoruz. 1960'a vurgu yaptınız. Hı hı. Yine ilk değerlendirmenizde çok partili döneme de atıfta, hı hı, bulunmuştunuz. Hı hı. Ben ilk etapta acaba yanlış mı duydum dedim ama 1960'ı yeniden duyunca emin oldum. O zaman Demokrat Parti döneminde de bu meclis kullanıldı. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası, 1950 sonrasında yine Demokrat Partili vekilleri, hı hı, ve Menderes'i, Sayın, evet, Menderes'i de burada yine milletvekilleri, evet, üyeler takip, evet, etti. Sayın Menderes'in en son odası burada zaten. 27 Mayıs 1960. Sayın Menderes burada başbakanken, özür dilerim, odası da burada zaten. En son başbakanlık çalışma odasını en son Adnan Menderes kullanıyor zaten. Sonra da Eskişehir'den alınıyor. Tabii biz o şekilde bıraktık haliyle. Ama şöyle diyebilirim. Adnan Menderes'in İstiklal Madalyası alması kararı bu mecliste verilmiş. Çünkü genelde çok bilinmez İstiklal Madalyalı olduğu. Adnan Menderes'in İstiklal Madalyası almasının kararı bu mecliste çıkmıştır. Ama kendi odası da yukarıdadır. Yukarıdaki odalarımız zaten çok keyifli. Aslında hep bir mesaj var. Mesela Cumhurbaşkanlığı kabul salonu var. Bu salonda İstanbul Dolmabahçe'den gelen mobilyalar var. Atatürk'ün bizzat seçtiği mobilyalar. Düşünsenize, yani bir cumhurbaşkanısınız, gidiyorsunuz bu meclise gelsin diyorsunuz. Neden? Çünkü o mobilyalar aslan başlı, aslan ayaklı mobilyalar. Türkler o salonda elçi kabul mektuplarını alıyor cumhurbaşkanları. Türklerin gücünü, görkemini göstermek için aslan aslında bir betimleme. Bu motiflerin hepsinin bir anlamı var o zaman. Kesinlikle bir anlamı var. Yani öyle sıradan seçilmiş şeyler değil. Aslan başlı, aslan ayaklı dresuarlar. Hani Türklerin gücünü, görkemini göstermek istercesine özellikle konulmuş mobilyalar. İşte saray ressamları Ayvazovski, Zonara ve Toçkin'in yağlı boya tabloları var. Ama her şeyin de bir düzeyli, yerinde bir mesajı da var Uğur Bey. Bu binada öyle en azından. Böyle rengin pembe olması, akustiğin olması, işte aslan başlı mobilyaların olması, böyle yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında ama Türk milleti tarih sahnesinde çok eski yüzyıllardan itibaren var. Yazılı kaynaklara baktığımızda özellikle, evet, milattan önce 2250'lere kadar dayanıyor, evet, ki bunu arkeolojik kalıntılarla çok daha eskiye dayandırabiliyoruz. Yani biz öyle, evet, rejim olarak 100 yıllık bir cumhuriyet diyebiliriz ama sadece 100 yıllık bir millet değiliz. Bizim, evet, soyumuz, geçmişimiz binlerce, evet, yıla kadar da, kesinlikle, dayanıyor. Hani, kesinlikle, bu sembollerde de yine bunu görüyoruz. Çünkü İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ve İslamiyet sonrası Türk devletlerinde, hı-hı, de sembollerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aslında bir tarihi devamlılığın olduğunu da söylemek sanıyorum mümkün. Kesinlikle öyle. Yani şöyle, sadece şunu anlatmak istiyorum size. O kadar geriye gitmeden bir eserimiz var. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İngilizler tarafından basıldığı zaman İstanbul'da kürsüde bir gong var. Meclis gongu. Oradaki milletvekilleri, yani o son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin üyelerinden bir tanesi alıyor ve onu buraya getiriyor, Ankara'ya. 23 Nisan 1920, biraz önce konuştuğumuz meclis açıldığında, meclis binası, İttihat ve Terakki'nin birinci meclis binası açıldığında, şimdi Kurtuluş Savaşı Müzesi, o gongla açılıyor. Aslında bu, bir de şöyle bir durumu var. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde çıkartılmak istenen kanun, anan vergisi kanunu, yani küçükbaş hayvan vergisi kanunu. Fakat ne yazık ki İngilizler basınca o kanun çıkartılamıyor. 23 Nisan 1920 meclis açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir nolu kanunu, anan vergisi kanunu. Yani o gongla o kanun çıkartılıyor. Devlet devamlılık arz ediyor. Tabii bilgilendirme etiketleri var, gelen ziyaretçilerimize anlatıyoruz ama bu en yakın tarihimiz. Yani hani insan hakikaten şey düşünüyor, devlet devamlılık arz ediyor. Yani hani Osmanlı Mebusan, ilk üyelerimiz zaten çoğunu Osmanlı Mebusan Meclisi'nin üyelerinden oluşuyor meclisimizin çoğu aslında. ...19 Mayıs 1919'da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız bir devlet kurmak amacıyla Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi'ni yayımladıktan sonra Erzurum Kongresi'ni açmış ve orada Anadolu'yu yönetecek olan Heyet-i Temsiliye'yi kurmuştu. Erzurum'dan Sivas'a geçen Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ni açmış ve onun da başkanı olmuştu. Sivas'ta çalışmalarını tamamlayan heyet, merkez olarak Ankara'yı seçti ve oraya 27 Aralık 1919'da geldi.
Ankara bu tarihten sonra ulusal hareketin yönlendirildiği merkez oldu. Mustafa Kemal, Ankara'nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi durumu, demiryolunun buradan geçmesi, savaş alanlarına yakın olması, Ankara halkının ulusal hareketi gönülden desteklemesi ve oluşan Kuvayi Milliye ruhu, İstanbul'un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik nedenleriyle Ankara'yı başkent yaptı. İsmet İnönü ve 14 arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri önergeyle Ankara 13 Ekim 1923'te başkent oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılan Osmanlı Devleti şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Millet aralıksız süren savaşlar sonunda yorgun ve fakir bir durumdaydı. Ordunun elinden silahları alınmakta, galip devletler birer bahaneyle ülkenin birçok bölgesini işgal etmekteydiler. Bu korkunç durum karşısında ülkenin birçok yerinde kurulan cemiyetler bölgesel önlemler almaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa bu cemiyetlerin aldığı kararların hiçbirinde isabet görmüyordu. O tam bağımsızlıkta direniyor, kurtuluş isteyenlerin parolası ya istiklal ya ölümdür diyordu. Bu parolayı uygulayabilmek için Türk yurduna saldıranlara silahla karşı konulacaktı. Uygulama safhalara ayrılacak, milletin duygu ve düşünceleri hazırlanarak adım adım hedefe ulaşılmaya çalışılacaktı. 19 Mayıs 1919'da millet egemenliğine dayanan tam bağımsız bir devlet kurmak amacıyla 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa bir hafta Samsun'da kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti. Tutum ve davranışları nedeniyle padişah tarafından İstanbul'a geri çağrıldı. Ancak İstanbul'a dönmeyerek 12 Haziran'da Amasya'ya gitti. Buraya davet ettiği arkadaşları ve diğer yetkililerle anlaşarak milli mücadelenin ihtilal beyannamesi olan Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağı ve iki kongrenin açılacağını kamuoyuna duyurdu. Mustafa Kemal Paşa 26 Haziran'da Amasya'dan ayrıldı ve Tokat'tan geçerek 27 Haziran'da Sivas'a geldi. Aleyhinde propaganda yapan Elazığ valisi Ali Galip'e hak ettiği dersi vererek 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a geldi. Padişahın kendisini tekrar İstanbul'a çağırdığını ve görevine son verildiğini öğrenince 7-8 Temmuz 1919'da görevinden ve askerlik mesleğinden ayrıldı. 23 Temmuz 1919'da bir okul salonunda açılan Erzurum Kongresi'ne katıldı ve başkan seçildi. 14 gün süren kongrede milli mücadelenin hedef ve ilkeleri tespit edildi. Milli gücün teşkilatlanmasını sağlayacak kararlar alındı ve kamuoyuna duyuruldu. Bu kararları yürütmek üzere 9 kişilik bir heyeti temsiliye seçildi. Başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa getirildi. Heyet bir yandan Sivas Kongresi'nin hazırlıklarını yaparken bir yandan da Kuvayi Milliye Hareketi'ne destek oldu. Çok şey merak ediyorum, hem tarihi açıdan hem de özellikle sizin burada görev yapmaya başladıktan sonrası ve haleti ruhiyetinizi de merak ediyorum. Çünkü hani yayın öncesinde de sohbet ettik, 10 yıldır buradayım dediniz ve hemen hemen her alanında emek verdiğinizi dile getirdiniz. Şimdi önemli simalardan bahsediyoruz, tarihe damga vurmuş isimlerden bahsediyoruz. Hı-hı. Ve siz her gün buradasınız. Evet. Ve binlerce kişiyi kabul ediyorsunuz. Binlerce ziyaretçi alıyorsunuz. Hani bu size ne hissettiriyor? Özellikle 100. yılda ne hissettirdi? Çünkü evet, biz çok eski zamanlardan itibaren bu topraklardayız ama 100. yılın anlamı büyük, Cumhuriyet'in anlamı büyük. Evet. Çünkü rejim değişti ve Cumhuriyet bize bazı hususları da beraberinde getirdi. İşte siz pozitif ayrımcılık yapacağım dediniz, seçme ve seçilme hakkına temas ettiniz. Evet. Yine Cumhuriyet'le birlikte değişen yeniliklere, inkılaplara vurgu yaptınız. Peki tüm bu kararların alındığı alan, meclis, bu salon, sizin her gün burada olmanız size neler hissettiriyor? Yani tabii 10 yıl öncesinde Uğur Bey, geldiğim bahar değilim. 10 yıl sonra çok farklılık yaşıyorum. Biraz önce de sizinle konuştuğumuz gibi 10 yıl önce mesela daha çok ziyaretçi gelsin, daha çok müzeyi görelim, her gün görsün diye düşünürken şimdi acaba bir gün kapalı mı kalsa diyorum. Çünkü 29 Ekim'de zaten kendi rekorumuzu kırdık, 112 bin insan. Şu gördüğünüz mecliste bir gün içinde 112 bin insan ağırladık. 112 bin ziyaretçimizi ağırladık. Haliyle bina 100 yıllık.
bakmayın birazcık da yoruluyor. O tabii bizim müzecilik deyimimiz. Bir taraftan da tabii ki çok fazla insan, yani Edirne'den Kars'a kadar her gün insanlar geliyor ve görmeden gitsinler biz de istemiyoruz. Yani bir kere bakanımızın da, yani hani Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da kesin hani bu konuda şeyleri var. Yani mutlaka ziyaretçimiz görmeden gönderemeyiz, kapalı diyemiyoruz, demiyoruz da zaten. Ama şöyle, depolarında çalıştım, tavanına kadar baktım, girdim. İşte ben değil, bütün kocaman bir ekibiz biz burada. 150 kişilik bir çalışma ekibimiz var. Ve hakikaten yani bu sorumluluğu içinizde hissediyorsunuz, bu bilinci içinizde hissediyorsunuz. Hem literatür taraması yapıyorsunuz, doğru anlamaya, doğru anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan binayı korumanız gerek. Biraz önce de söyledim, mesela işte sıralara nasıl bir cila ile konu, gomalak cila, işte şöyledir, böyledir. Ya da işte bir seyim yapar tavan, işte yer çöker falan. Cumhuriyet'in 100. yılı hazırlıklarını yaparız. Çok özel misafirlerimiz gelir, onları ağırlarız. Çocuklara eğitim yaptırırız. İşte dün engellileri ağırladık. Engelli bireylerimiz burada bizimleydi. Ve çok keyifliydik bence. İşte kadınlarımız gelir. Kadına seçme ve seçilme hakkı verildiğinde ya da Mart ayında kadınlarımız gelir. Aslında biz böyle günün anlam ve önemine göre de sürekli yön değiştiririz. Sürekli misafirlerimiz olur. Manevi açıdan da buradaki atmosfer farklılaşıyor ve evet, devleşiyor. Çok, hiç sorma. Yani biz şöyle başlarız. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, 13 Ekim Ankara'nın başkenti oluşu. Zaten 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs, bunları hiç söylemiyorum bile. O Allah'ın emri. Evet, evet, onlar Allah'ın emri. Ama ülkemizde yaşanan özel günler haftaların dışında, örneğin yaşadığımız bazen şehitlere buradan anlamsal durumdan kaynaklı, mesela eğer sınırda bir şehit verdiysek, şehitlerimiz olduysa buradan kalkar otobüsleri, yani işte mehter takımları gelir, işte bu biraz önce de konuştuğumuz gibi. Bu bahçe, bu bina aslında dediğim gibi çok şeye tanık oluyor. 10 yıldır benim o kadar çok tanık olduğum şey var ki hangisini anlatsam bilemiyorum yani. Kaç yıldır peki burası müze olarak ziyaretçilerini kabul ediyor? Bu önemli bir husus. Şöyle, 29 Ekim 2008 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu binayı açtı ve bir daha hiç kapanmadı bina. Haftanın 7 günü, sadece dini bayramların birinci günü saat 13'e kadar kapalıyız. Onun dışında haftanın 7 günü açığız. Yaz saatimiz ve kış saatimiz var. Restorasyona girsek bile bina kapanmaz. Çünkü zaten hani biraz önce de söylediğim gibi özel bir durumu da var binanın. Edirne'den Kars'a kadar ziyaretçilerimiz geliyor. Görmeden gitsinler istemiyoruz zaten. Bu salon restorasyona girdiğinde mutlaka balkonlardan açıyoruz ya da işte evet, 2 ay salonu kapatıyoruz. O çalışmalar da oldukça hassas geçiyordur. Hiç sormayın. Hani zarar vermeden o tabii, çalışmaların üstesinden gelinmesi adına daha dayanıklı hale getirmek için. Evet. Çünkü hani sıfırdan yeni bir şey yapmaktan ziyade tabii, restore etmenin hani tanımını da iyi bilmek lazım. Tabii. Çünkü belki de ekranları başındaki izleyiciler ya ne olacak ki, hani hızlı bir şekilde biter ya da işte o kule yeniden dikilir, o duvar yeniden yapılır. Öyle değil. Öyle değil. Bunun manevi bir gücü var, bir önemi var tabii, salonun. O önemi de yitirmeden hassas bir şekilde, hassas bir işçilikle gerçekleşiyor bu çalışmalar. Kesinlikle. Yani işte duvardan örnekler gerçekten çok zor. Yani hani gerçekten böyle alelade bir şey yapılmıyor. Bilim kurulu üyeleri var, koruma kurulu üyeleri var, röleve müdürlüklerimiz var. Zaten hani burası özel bir, yani bütün eserlerimiz hani özel ama çok da göz önünde bir bina. Haliyle yani o kadar böyle göz bebeği olarak korunuyor ki tahmin bile edemezsiniz bina ile ilgili. Her şey çok böyle mesela bu sıraların korunması için 15 gün şey seçimi yapıldı, cila seçimi. Hangi cila yapılacak? İşte hiç unutmuyorum. Size şöyle bir anımı anlatabilirim. Buyurun. Bu sıraların ve girişteki kapının özel bir durumu var. Özel bir ahşap. Binada zaten özel bir ahşap. Kapı yıprandı. Protokol kapısı ve bizim protokol kapısını bir şekilde yaptırmamız lazım. Güneş, yağmur, ısı, ışık onu yıprattı. Ama herhangi bir ahşap ustasına değil. Aradık, taradık, aradık, taradık ve Karabet Balyan diye bir ahşap ustası bulduk. Ben aradım bizzat Karabet ustayı. Dedim ki ya kusura bakmayın, bizim böyle bir durumumuz, bir gelip kapıya bakabilir misiniz?
Tabii bakarım neresi dedi. İşte anlattım. Cumhuriyet Caddesi 10'a 2. Eski meclis binası falan ama ben de hiç o kadar beklemiyordum. Karabet Usta meğer 75 yaşındaymış. Geldi Uğur Bey, girdi. Salona girdi. Sonra gördüğünüz bu ahşapları öpmeye başladı. Ne yapıyor acaba diye bakıyorum. Meğer babası Andreas Usta bu meclis yapılırken inşaat işçisiymiş. Ve Karabet Usta da çocukken ona yemek getirilmiş bu binaya. Dedi ki ben babam zamanında, babam yaptı burayı. Ben çocukken bahçesinde oynadım. Ne isterseniz yaparım. Ücret bile almadan yaparım. Hakikaten bir gözlerimiz doldu. Yani binanın bir ruhu mu vardır, bir şansı mı vardır bilmiyorum. Sonrasında ana kapıyı bu şekilde onarttık. Yani öyle dediğiniz gibi hadi normal mobilya gibi kırıldı bir köşesine macun koy. Bu değil yani, yapamıyoruz zaten böyle bir şey. Şimdi çok aslında farklı noktalara da temas ediyoruz. Evet, 10 yıl önce sorsalar her gün açık kalsa derdim dediniz. Ama şu an zaman zaman binanın, salonun, meclisin dinlenmeye de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum dediniz. Özellikle gelen ziyaretçilere bu anlamda bir şey diyecek olursanız neler söylersiniz? Çünkü doku hassas. Eski olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Belki bastığımız yere bile itinayla sakin basmamız gerekiyor. Programa hazırlanırken burada biz de şahitlik ettik. Özellikle o kırmızı çizginin diğer tarafına geçmek istiyorlar. Fotoğraf evet. çekmek istiyorlar. Onlar Çok. Da haklı olarak ama ama buranın da korunması gerekiyor değil mi? Yani evet, şöyle ziyaretçilerimiz dokunmak istiyor, görmek istiyor, yaşamak istiyor. Haklılar. Ama bir günde 100 bin insan gerçekten çok ağır. Yani üst katta mesela bir koridorumuz var. Orası bizim kagir bina dediğimiz, kagir yapı dediğimiz aslında ahşap ve harçla yapılmış bir yer. Ve şunu yaptırdık. Buraya mesela bir deprem ölçüm geldi. Karot alındı temelinden. Sonra o yukarıdaki metrekare ölçüldü ve metrekare başına kaç insan alabileceğimizi ölçüp yukarıya bu kadar insan almaya karar verdik bir dönem. Çünkü sallanıyordu. Şimdi tabii ki hani herkesin görmesi tam tersi, çok istiyoruz yani. Ama şunu da sevmiyoruz açıkçası. Yani o kadar kalabalık oluyor ki Uğur Bey, göremiyorlar hiçbir şey. Yani sadece bu genel kurs salonu dönüp çıkıyorlar. Hiçbir şey. Oysa ki biraz önce size söylediğim çok güzel objelerimiz var, çok güzel eserlerimiz var. Yani o kalabalığın içinde içeride 8 bin insan varken siz Atatürk'ün dualı fincanını göremezsiniz. Mümkün değil, şansınız yaver giderse belki ama çünkü çok kalabalık oluyor. Nedir o dualı fincan? Üzerinde Nas, Felak ve Fatiha suresi olan koruyucu surelerin olduğu, Atatürk'ün kahve içtiği bir fincan. Onun kulbu yoktur, kahve zarfı yoktur. Elini değdiği yerleri ve dudağının değdiği yerleri yıpranmışlıkları vardır. Böylelikle biz çok fazla kullandığını biliriz. Ya da Atatürk'ün 10 yaşında bir çocuğa yazdığı mektubu göremezsiniz. Ne bileyim, Atatürk'ün işte soyadı kanununda sırrı çözerek kendi el yazısıyla verdiği şeyi göremezsin çünkü çok kalabalık. Biz öyle durumlarda sadece 29 Ekim, işte 10 Kasım, 30 Ağustos gibi zamanlarda zaten ziyaretçiyi bırakıyoruz. Yani öyle bir derdimiz de yok, görün bakın falan diye. Ama diğer zamanlarda ben, arkadaşlarım hakikaten yani herkese anlatmak istiyoruz. Bunun için bir tanıtım filmi çektirdik, anlatım birliği sağlayalım diye 8 dakikalık. Önceden ziyaretçilerimiz izleyip giriyorlar içeriye. Ama dediğim gibi yani hani o günler biraz kalabalık oluyor ve zaten gezemiyorlar. Son dönemde de burası yine önemli anlara tanıklık etti sanıyorum. Evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanlığı döneminde de burada mı yapmıştı konuşmayı, burada mı toplamıştı? Evet. Detayları siz anlatın, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Evet, öyle bir gurur yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni başkanlık sisteminin ilk kabinesini bu salonda topladı. Bir cuma günüydü. Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra bu görmüş olduğunuz salonun kürsüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız seslendi ve buradan Bakanlar Kurulu Beştepe'ye geçtiler. Bizim için bir onurdu.
gururdu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın burayı da kullanması, zaten işte özel yayınlarda, çekimlerde de kullanıyor. Tabii ki bizim için bir onur ve gurur kaynağı. Yani hani mutlu oluyoruz. Bazen sosyal medyasında binayı paylaşıyor. Bizim için bir gurur oluyor. Çünkü o paylaştıkça daha çok ziyaretçimiz geliyor. Daha çok göz önünde oluyoruz. Yani önemini ve kıymetini biliyoruz ben ve ekip arkadaşlarım bence. Emeğinize sağlık. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Aklıma geldikçe sormaya çalışıyorum. Es geçmemek adına bölümlerine, odalara siz vurgu yaptınız. Yine diğer sergilenen eserlere de atıfta bulundunuz. Hemen bulunduğumuz yerin üst katında balkona benzer bir yapı var. Evet. Nedir o? Ne olarak kullanılıyor? Ziyaretçi dinleyici balkonu. Mecliste, şimdiki mecliste de ziyaretçilerin, dinleyicilerin bir balkonu varmış, vardır. Bu yukarıdaki balkonda ziyaretçilerin, dinleyicilerin balkonu. Şu anda bulunduğumuz yer basının bulunduğu yer. Aslında basın locası dediğimiz yer. Ve dediğim gibi yani aşağıda memurların odaları var. Biraz önce size eserlerin bulunduğu odaları anlattım ama memurların aslında o dönemdeki odaları onlar. Komisyon odaları. Mesela her odanın birbirine girişi vardır. Odalar hep çift kapılıdır. Hiçbir oda tek kapılı değildir bu binada. Bunun nedeni de mimar hangi odanın ne olarak kullanacağını bilmiyor. İç koordinasyonu sağlamak adına böyle bir organizasyon yapıyor. Mesela altta İki odalarda, giriş katındaki odalarda memurlarımız, ama memurlar da öyle sıradan memurlar değil. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Eflatun Cem Güney, Vehbi Koç, yani o dönemin memurları, meclis katipleri, meclis memurları, onların odaları varmış. Tabii ki Mustafa İsmet İnönü ve Mahmut Celalettin Bayar'ın objeleri, eserleri var. Ailelerinden aldığımız, sağ olsunlar. Onlar da bizi destekliyorlar. Alt katta müze, şu anda içinde bulunduğunuz salon zaten bir simülasyon gibi eser. Alt katta da eserlerimiz var. Odaların içinde 176 adet objelerimiz var. Üst katta da zaten biraz önce söylediğim gibi yaşayan bir müze gibi odalar, o dönemden kalan kalma, ziyaretçilerimizin film platosu gibi göreceği odalar. Bu alt kattaki 176 tane eser dediğimiz ne peki? Bunlar Atatürk'ün objeleri. Burası 1900... Yani kullandığı araç gereçler mi? Evet, evet. Burası, bu bina 1927 Mayıs 1960'ta kapatılıyor Uğur Bey. Sonra Sento, Merkezi Ulusal Anlaşma Teşkilatı'na devrediliyor. 1979'a kadar orası kullanıyor. 79'da boşaltılıyor. 1981'de Atatürk'ün 100. yaşına ithafen Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı müzeleri, 1. Meclis ve 2. Meclis binaları müze olarak Bakanlar Kurulu kararı çıkıyor. O dönemde Atatürk'ün yaverlerinden, Atatürk'ün terekesi vardır. Öldükten sonra Atatürk'ün bütün eşyalarının nerede olduğuna ait bir kitaptır bu. Atatürk'ün terekesinden bu binaya, bu binada kullanılması için getiriliyor. Anıtkabir'den, İş Bankası'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, arşivinden, yaverlerinden birçok eser geliyor. Tabii bakmayın böyle olduğumuzda, depolarımızda 5000'e yakın eserimiz var. Bunların bir kısmını tabii ki peyderpey çıkartıyoruz. Eserlerin kondisyonuna bakıyoruz. Evet, binaya baktığımız gibi eserlere de bakıyoruz Uğur Bey. Yani siz şimdi Atatürk'ün gömleğini ve süveterini görüyorsunuz ama biz o gömlek ve süveteri 3 ayda bir açıyoruz. Özel Ankara laboratuvarımız var. O laboratuvardan tekstil uzmanları geliyor. Onları böyle mikroskopla bakıyorlar. Çok herhangi büyük bir ekibin hummalı çalışması evet, var. Evet, evet, bir üreme var mı? Çünkü tekstil ısı, ya nemli ortam. Gerçi vitrinlerimiz, nem cihazlarımız ve hava almıyor ama üreme var mı diye bakıyorlar. Organik bir sorun var mı diye. Eğer varsa çıkartıyorlar, ilaçlıyorlar. Biz böyle normal ütülemiyoruz. Cam ağırlıklarla, soğuk buharlarla ütüleniyor onlar. Günlerce kalıyor. Eserin kondisyonu tamamsa... Ya da bir yerde kapatıyoruz, bu şekilde 100 yıl geçti de geldi değil yani. Yok, o, bu hale gelebilmesi adına da bir çalışmanın olduğunu anlatıyorsunuz. Kesinlikle. Zaten. Kesinlikle, yani eserler tek tek bakılıyor. Metalse metal için uzman arkadaşlar, tekstilse tekstil için uzman arkadaşlar geliyor. Ve eserin kondisyonu tamamsa sergilemeye devam ediyoruz. Kondisyonu yok, eser yıpranmış. Işıktan, güneşten artık eser yıpranabiliyor. O zaman diyorlar ki bu eseri kaldırıyoruz, bir süre dinlendiriyoruz. O eseri çekip depodan yeni bir eser çıkartıyoruz. Ama depolarımız da aynı bu şekilde. Muazzam.
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 2. Meclise geçişe hukuksal anlamda ilk olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Nisan 1923 tarih ve 369 sayılı Heyet-i Umumiye kararı ile yol açılmıştır. Bu karar, anayasal düzlemde meclisin sürekliliğini kesintiye uğratacak yasal bir zorunluluk bulunmadığı halde alınmıştır. Öyle ki 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun münferit maddesinin 5 Eylül 1920 18 sayılı Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun 1. maddesine gönderme yaparak kabul ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet, saltanat, vatan ve milletin kuruluşu ve bağımsızlığına kadar sürekli olarak toplanacağını belirten ereğinin henüz gerçekleşmemiş olduğu düşünüldüğünde, meclisi seçim kararı almaya zorlayan hukuksal bir etkinin bulunmadığı, aksine sürekliliğe olanak veren yasal bir ortamın bulunduğu görülmektedir. Anayasal düzlemin belirlediği ereğin o sırada henüz gerçekleşmediği açıktır. Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı ve ne şekilde sonuçlanacağının belli olmadığı bir ara dönem yaşanmaktadır. Öte yandan İstanbul halen işgal altında olup hilafet ve hilafet merkezi de kurtarılamamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sürekliliğine olanak veren bu yasal koşullara karşın meclisin son toplantı dönemi içinde oluşan bazı fiili durumlar bu yenilenme kararının etkenleri olarak belirlenecektir. Meclis çalışmalarına son verilebileceğine ilişkin ilk belirti 26 Kasım 1922 Pazar günü Yunus Nadi'nin Anadolu'da Yeni Gün gazetesine yazmış olduğu bir makaledir. Yeni Bil Cidal Devli adlı bu makale, yayınlanmasının hemen ardından meclis ve basın gündemine girerek yoğun tartışmaları beraberinde getirmiştir. Yunus Nadi makalesine karşılarında saklamaya gerek olmayacak yeni bir mücadele döneminin bulunduğunu söyleyerek başlar. Bu mücadelenin uzun sürmeyecek ve milletin kesin egemenliğiyle son bulacak bir mücadele dönemi olduğunu belirttikten sonra, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin SALT, millet egemenliğini ilan ve ispat için oluştuğunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ise bu ruh ve amacıyla ifade ettiğini anlatarak yalın bir biçimde sözlerine devam etmiştir. Son olarak şunu da merak ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılını icra ettiğimizi ifade ediyoruz. Siz özellikle inkılaplara temas ettiniz. 10 yıldır burada görev yaptığınızı zaten belirtmiştiniz. Cumhuriyeti yerinde yaşıyorsunuz. Geçmişi yerinde yad ediyorsunuz. Cumhuriyetle birlikte ne değişti sizce? Cumhuriyet ne getirdi dediğim noktada? Özellikle böyle bir atmosferde duygularınız ne olarak hani masaya dökülür acaba? Yani şöyle, evet, çok şanslıyız. Ben de arkadaşlarım da çok şanslıyız. Böyle bir binada görev yaptığımız için, Cumhuriyet arşivlerine ulaşabildiğimiz için, depolarımızdaki eserlere daha rahat dokunabildiğimiz için, biz ciddi komutan, böyle milletvekili, Cumhurbaşkanı Atatürk'ü tanımıyoruz mesela. Yani tanımıyoruz derken, mesela depolarımızda Atatürk'ün terlikleri var, işte pijamaları var. İnsan olan Atatürk'ü de tanıyoruz biz ve bu konuda o kadar şanslıyız ki Urbe. Yani hepimiz bence hani bunun da farkındayız. Tarihi figürlere çünkü bir askeri kimlik hep atfedilir. Kesinlikle, ama kesinlikle. Onların işte insan olduğu unutulur ya kesinlikle. Da bizler gibi bir kişi olduğu unutulur. Yani kesinlikle. Onlar da uyuyor, onlar da uyanıyor, onlar da işte biraz önce dediniz Felak Nas yazılı kesinlikle. Bir bardağı var. Kahvesini evet. içiyor, çayını içiyor. Belki hata da yapabilir, belki karar aldığı şeyden vazgeçebilir. Biz biraz daha hani aldığı kararlar doğrultusunda şahsiyetleri konuşuyoruz ama kesinlikle. Unuttuğumuz en önemli nokta i̇nsan onların oldu. Da birer insan oldukları. Kesinlikle insan olduğunu unutuyoruz. Bizim gibi kanlı canlı insan olduğunu unutuyoruz. Mesela insanlar bilmez ki Sayın Bakan Yardımcımız Gökhan Bey'in hikayesidir bu. Mutlaka anlat hep der her yerde. Mesela Celal Bayar'ın milli mücadeleye bir istihbaratçı olarak görev yaptığını çok insan bilmez. Mesela Galip Hoca'dır. Ben de mesela son 10 yılda buradaki görev süremde öğrendim.
Galip Hoca Milli Mücadele döneminde Celal Bayar'a yakalama kararı çıkartılır ve kaçmak için, saklanmak için iç Ege taraflarına girer, saklanır. Babasından da çok iyi bir din eğitimi almıştır. Önce Efe kıyafeti giyer Celal Bayar ama bacakları o kadar beyazdır ki kimse Efe olduğuna inanmaz. Sonra babasından aldığı din eğitimini kullanmak ister. Tire'de bir bit pazarı görür. Oradan bir hoca kıyafeti alır, giyinir. Sonra da der ki şimdi babamdan aldığım din eğitimini kullanma vakti. Ve o hoca kıyafetiyle milli mücadeleye Galip Hoca'yla istihbarat konusunda çok büyük bilgiler sağlar. Onu da mesela ben de yazdım diye 8 ciltlik kitabının 6. cildinde kendi yazısıyla, imzasıyla okuyoruz biz. O yüzden çok şanslıyız. Cumhuriyet Müzesi'nde çalışmak, son 10 yılda görev yapmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği bir mekan olması, bize verdiği destekler, bütün bakanlarımız ama gerçekten Mehmet Nuri Bakan çok büyük destek veriyor. Göz bebeği gibi burası. O konuda çok büyük yardımları var. Yani aslında kocaman bir ekibiz en başından en sonuna kadar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz burada. Halk daha çok gelsin, daha doğru bilgileri öğrensin diye. O noktada çok şanslıyım. Bu yolla da doğru bilinen yanlışlar da ayıklanmış oluyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ya elimizden geldiği kadar, ulaşabildiğimiz yere kadar. Biz gerçekten çok güzel koruyoruz. Keşke depolarımızı görebilseniz, camdan olsa, hep onu söylüyoruz. Objelerimiz çok güzel korunuyor. Bina çok güzel korunuyor. Bence doğru mesajları da verebildiğimizi düşünüyoruz bakanlık olarak. Öyle olunca desteğimiz de çok büyük. Öyle olunca da çok rahat hareket ediyoruz. Elimizden geldiğini yapıyoruz. Bizler de sizler aracılığınızla tüm ekibinize teşekkür ediyoruz. Vaktiniz sınırlı, yoğun bir iş temponuz var. Buna rağmen bizlere vakit ayırdınız. Hem aktardığınız bilgiler için, değerli, kıymetli bilgiler için hem de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Efendim, Cumhuriyet Müzesi'ndeyiz. Cumhuriyet Müzesi Müdürü Sayın Bahar Çakırhan sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evvel zaman içinde ekibi olarak bu kez Ankara'dayız. Cumhuriyet Müzesi'nde 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisindeyiz ve meclisi anlamaya çalıştık. Buradaki o havayı, o haleti, ruhiyeyi sizlere yansıtmaya çalıştık. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere böyle bir imkanı verdikleri için ve elbette Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkürlerimizi belirterek burada nokta koyalım. Önümüzdeki hafta evvel zaman içindeyle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz.